Rüyada boşanmak görmek. İhya, bekarın eşini boşaması bulunduğu durumu terk etmesine, evli birinin eşini boşaması geçim sıkıntısına, geçerli bir sebeple eşlerin ayrılması her iki taraf için zenginliğe, boşandığı eşine dönmek eski durumu avdet etmeye, hastanın iyileşmesine, boşandığına üzülmek veya kızgınlık sonucu boşandığı eşine dönmek işlerin düzelmesine delalet eder. Ayrıca bakınız. Nikah. Diyanet, ünlü rüya tapircileri boşanma ile ilgili görülen rüyaları değişik şekillerde yorumlamışlardır. Ebu Sa'd el-Vaiz'in tabirine göre, bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını görmesi, o kimsenin zengin olacağına, bir başka yoruma göre de, o kimsenin çalıştığı iş yerinden ayrılacağına ve bir başka yoruma göre de, böyle bir rüya gören kimsenin, eğer memur ise görevine son verileceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında hanımını kesin olarak boşadığını görmesi, yine yukarıdaki tabirin benzeri bir tabire göre halen çalışmakta olduğu işini bırakacağına ve o işte bir daha çalışmak istemeyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını ve boşadıktan sonra da onu kıskandığını görmesi, tekrar onu geri almak için o hanıma yalvaracağına delildir. Çünkü bir kısım rüya tabircilerine göre, boşadıktan sonra kıskanmak, onu tekrar geri almak demektir. İbn İsir'in tabirine göre, rüyanızda hanımınızı boşadığınızı görmeniz, şeref ve itibarınızı kaybedeceğinize, eğer rüya sahibinin bir başka hanımı varsa, o kimsenin malının eksileceğine, evli olmayan bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını görmesi, o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve dolayısıyla öleceğine işaretle tabir edilir. Kirmana'nın yorumuna göre, rüyanızda hanımınızı boşadığınızı görmeniz, zengin olacağınıza, eğer iş ortağınız varsa ondan ayrılacağınıza, halen yapmakta olduğunuz işinizi bırakacağınıza, eğer tüccardan iseniz, ticaret işini bırakacağınıza, malınızın elinizden çıkacağına veya istemediğiniz bir şeyin olacağına yorumlanır. Rüyasında hanımını boşadığını gören kimsenin, en samimi dostunu azarlayacağına veya onu suçlayacağına, rüyasında hanımını boşadığını gören kimse, eğer dindar birisi ise, dünya işlerinden elini eteğini çekeceğine ve ahiret işlerine daha fazla önem vereceğine delalet eder. İbn Kesir'in tabirine göre, rüyasında eşinden boşandığını gören kimsenin, eğer erkek ise halen yapmakta olduğu işinde başarısız olacağına, eğer kadın ise ve aynı zamanda bekarsa evleneceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin tabirine göre, rüyada boşama veya boşanma görülmesi, eşler arasındaki bağın daha da kuvvetleneceğine yorumlanır. Evli olmayan bir kimsenin rüyasında eşini boşadığını görmesi, o kimsenin bir kıza aşık olacağına, genç bir kızın rüyasında eşinden boşandığını görmesi, o genç kızın evleneceğine işaretle yorumlanır. Bazı tabircilere göre, rüyada boşanma görülmesi genel manada iyi yorumlanmaz. Evli bir kimsenin rüyasında eşinden boşandığını görmesi, eğer gerçekten evli değilse o kimsenin tanıştığı kimseden ayrılacağına ve eğer evli ise, eşinden boşanacağına delaletle yorumlanır. Bir başka tabire göre, bir erkeğin rüyasında hanımını boşadığını görmesi, öyle pek hayra yorumlanmaz. Böyle bir rüyanın görülmesi, geçim darlığı veya gerçekten boşanma olayının gerçekleşeceği ya da eşlerden birisinin vefat edeceği şeklinde tabir edilir. Böyle bir rüyayı eğer kadın görürse, eşiyle arasına bir başka erkeğin girmesiyle tartışmaların çıkmasına ve dolayısıyla keder ve üzüntülere sebep olmasına, rüya gören kadın eğer hasta ise, birbirlerine dargın ve kavgalı olarak yaşamlarını sürdüreceklerine yorumlanır.